dostlar, yine karşınızdayız. Şimdi aracımızda yaptığımız değişiklikler, ara ara çalışıyorum araç üzerinde, bir şeyler ekliyorum ve daha da iyileştirmeye çalışıyorum. Öncelikle en güzel ve büyük değişikliklerden bir tanesi şu yeni gelen Cefiro jantlarımız oldu. Başka bir model jant almıştım, Instagram'dan da paylaşmıştım ama o jantlardan sonra bu Cefiro jantları geldi. Orijinal olarak şu jantlar, böyle rüzgar, böyle damla modeli jant. Yani çok da nadir bulunan bir model. Bunun orta kapakları sipariş verdik. Onlar yurt dışından gelecek. Tabii iki farklı model var. Kapak uyacak mı uymayacak mı bilmiyorum. Yani bir diğer modelinin kapağının siparişini verdik ama büyük ihtimalle birbirine uyuyor. Ölçüler aynı diye tahmin ediyorum. Parça kataloğundan baktığıma göre aynıydı. Ondan sonra şöyle ufak bir değişiklik yaptık ön panjurumuzda. Cefiro panjuru koyduk. Aslında araç orijinal, pek bozmamak lazım ama işte dayanamıyorum. İlla bir şeyler ekleyeceğim. Biraz daha hani kendi gözüme hitap edecek şekilde yapmaya çalışıyorum aracı. Panjur geldiğinde biraz daha soluklu. Bunu cilaladık. Daha da güzel hale getirdik ve şöyle ufak bir ayarlı plakalık yaptık arkadaşlar. Şöyle kırmızı karbon desenli bir ayarlı plakalık, şöyle hem aşağı hem yukarıya doğru ayarlanabiliyor. Görüntü olarak bence güzel oldu yani. Plakalığı da çocuklar kırıyor. Bunda bakalım ne kadar dayanacak şu plastik plakalık. Aslında onun sağlamını ya da metal çerçeve bulmam lazım. Onu halledeceğiz. Ondan sonra şöyle motor kısmımıza gelelim. Motor kısmımıza gelelim arkadaşlar. Motor kısmımızda yaptığımız değişikliklerden bir tanesi buji kablolarımızı değiştirdik. NGK marka buji kablolarını taktık. Kablolar biraz karışık gibi ama düzelteceğim onları. Şimdi geçici yöntemle taktım öyle. Çünkü biraz kısa geliyor bu NGK. Aslında direkt C20S'e uyumlu ama kısa geliyor. Şu yan taraftaki bujiler var, yan tarafta da. Benim motorda yok da çoğu üst kapakta, Altima'nın üst kapaklarında, diğer tarafta da bujiler var. Bizdekiler kör tapa değil, komple kapalı. Ondan sonra distribütör kapağımızı değiştirdik. İçindeki tevzi makarasını değiştirdik. Sonra yağımızı değiştirdik. Yağ filtremizi değiştirdik. Yağ filtremizi de değiştirdik. Şöyle ufak bir sıkıntımız var burada. Şurada. Buradan bir kaçağımız var. Böyle bir çatlak var. Bunu farklı bir yapıştırıcıyla denemem lazım. Farklı bir yapıştırıcıyla burayı kapatmam lazım. Radyatörde sıkıntı yok. Ama buradan böyle bir kaçırıyor. Onu halledeceğiz inşallah. Yani dikkat etmek lazım. Su da eksiltmesin. Ona da bakıyorum, su eksiltiyor mu diye. Su eksiltmiyor ama ufak bir kaçak var burada. Onu halledeceğiz. Daha sonra şu farlarımızın şu üst kısmını siyaha boyarız. Aslında elimde bir tane orijinal far camı var ama değiştirmek etmek şimdi biraz uğraştıracak beni. Bu depo marka, bu Nissan. Görüntü olarak biraz daha yeni depo olduğu için elimdeki Nissan değiştirmiyorum. Elimdeki Nissan camı güzel ama iç kasası kötü. İşte bunları açıp tekrar değiştirmek lazım. Şuraları siyah yapacağım. Camın içi biraz daha şey gözüküyor, böyle biraz daha karartılmış gibi duruyor. Sonra yeni parçalarımız gelecek. Şu kaput ayar plastiklerimiz gelecek burada. Burada da var da orijinalini aldım ben. Şurada başka bir arabanın iki takılmış burada. Kaput biraz titreme yapıyor. Onlar gelince onları değiştireceğiz. Başka ekstra bir şey yok. Biraz temizlik yapmamız lazım. Motorun içini temizlemek lazım. Onu da çok az bir temizlik yaptım ama yemedi. Farklı bir kimyasal kullanıp daha güzel sonuçlar elde edilebilir arkadaşlar. Şimdi yaptığım uygulamalara geçelim hep beraber.
Tevzi makaramızı da değiştiriyoruz arkadaşlar. Şöyle ucundan biraz yemiş gördüğünüz gibi. Yeni tevzi makaramızı taktık yerine. Şimdi kapağımızı takıp tekrar aracımızı ateşlemede sıkıntı olup olmadığını kontrol edeceğiz. NGK buji kablolarımızı taktık arkadaşlar yerine. Fakat biraz kısa kaldı. Çünkü normalde şu tarafa aslında olması lazım. Bu tarafta da buji yerleri var. Ancak her motorda olmuyor. Her Altimo motorda olmuyor. Mesela bizdeki kör tapa yapılmış şekilde. Şimdi bu tarafa takmış olsak buradaki egzoz sıcaklığı buji kablolarını biraz daha durumunu kötüleştirebilir. Biraz daha gevrek hale gelebilir. O yüzden bu tarafta olan üst kapaklarda bu tarafta buji kabloları olanları kör tapa yapıyoruz veya ekstra buji takılıyor. Onun haricinde şu distriktör kapağımızı yenileyeceğiz. Oksitlenmiş. Şimdilik eskisini taktık. Motorda şimdilik bir yağ bakımını yapacağız. Başka bir şey de yapmadık. Ön panjurumuzu taktık. Çifre panjurumuzu biraz güzelleştirdik. Çifre panjurumuzu cilaladık. Çiziklerine giderdik. Biraz durumu kötüydü. Onun haricinde şu tampon ayaklarımız var. Metal ayaklar. Bunların sıfırlarıyla takım işlemi yaptık. Şöyle görebilirsiniz tampon ayaklarımızın. Bunlar da bayağı bir kötü olmuş. Yamulmuşlar, eğrilmişler. Hatta bir tanesi kopmak üzereydi. Şu artık gitmiş, o yüzden hatta koptu bile. Bunları yenileme işlemi yaptık sıfırlarıyla. Bugün aracımıza Cefiro panjurunu taktık. Tabi öncesi ve sonrası yapmadım ama normalde panjurun durumu bu şekildeydi. Şöyle çizik gidericiyle temizledik bir tarafını. Göstereyim. Çok ucuz bir çizik giderici almıştım ya. Scratch Out Wax diye. A101 bebeğim. Şimdiden öyle denemelik almıştım ama şu mika camda gerçekten güzel sonuç verdi. Bu kadar beklemiyordum. Normalde panjurun durumu bu şekilde. Soluk. Zımpara falan yapmadım yani. Şimdi çizik gidericiden sonra bu hali al. Yapmış olduğumuz işlemler bu kadardı ve devam da ediyor. Aklımda birkaç tane daha şey var değişiklik olarak. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Videolar geç geliyor. Bunun için sizden özür dilerim. Çok yoğunluğumdan dolayı videoyu çekiyorum fakat düzenlemesi, etmesi vesaire bunlar uzun sürüyor. Yani bilgisayarın başına oturup saatlerce uğraşmak lazım. O yüzden kusura bakmayın. Size iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.